Örnek 2'ye geçelim. Bakın bir uçak yatay hareket yapıyor. A ve B noktaları arasında eğrisel bir hareketi var. Ve A noktasındaki hızı 120 metre bölü saniyeymiş. Ve teğetsel ivmesi de eksi 0,03 t metre bölü saniye ile azalıyormuş. B noktasına ise 60 saniyede geliyormuş. Açısını da vermiş. 60 derece bir açı var orada. Toplam ivmesi B noktasında nedir diye soruyor soru. Bir AT ivmesi verilmiş. AT eşittir. Eksi 0,03 t. Bir de burada hızımız var aynı şekilde. Hızı da yanına şöyle göstereyim. Yani üzerinde aslında ama göstermek için yapıyorum. V'si V eşit 120 metre bölü saniye. T eşit 60 saniyede B'ye geliyor. Başka da bilgi yok. Bunları kullanacağız. T eşit 60 saniye. A, B eşit kaç? Soru da bunu soruyor aslında. Şöyle yazabiliriz. Şimdi öncelikle biz ne biliyoruz? A noktasında bir hız biliyoruz. Ve bu hızın türevi olan AT'yi biliyoruz baktığımızda. Yani bu ikisinin ilişkisini kullanabiliriz biraz. AT'miz dv bölü dt. Bakın hızın türevi sadece teğet yönündeki ivmeyi verir. Bu aklınızda bulunsun. Burada dt'yi sol tarafa atarsam ben dv eşittir at dt. Bakın at'nin de fonksiyonu biliyorum. O yüzden integral alacağım her iki tarafta. Bu va'dan v'ye gidiyor. Burası da sıfırdan t'ye gidiyor diye alacağım. A noktasında zaman sıfır. 60 saniye B noktasına geldiği zaman. Onu da T diyelim öncelikle. Şimdi burada AT'yi de yerine yazarsam DV'yi açabilirim aslında. V eksi VA. DV kısmını açtım. Öbür tarafta da sıfırdan T'ye eksi 0,03 T DT. Bunun integralini alacağım. Eksi 0,03 T kare bölü 2. Yani genel denklemi tekrar yazayım. Eksi 0,015 T kare. Ve VA'nın da 120 olduğunu biliyorum. Onu da yazarsam yerine V eşittir. 120'yi öbür tarafa atayım. Eksi 0,015 t kare. Şu şekilde hızı buldum. Hız fonksiyonunu. B noktasındaki hızım ne oluyor ona bakabilirim. T eşit 60 saniyede B'ye geçiyor. VB olacak o yüzden. 120 eksi 0,015 t'si de 60. 60'ın karesi. O zaman burada VB eşittir. 66 metre bölü saniye kare. Yani bu lazım olacak mı emin değilim. Sadece buldum. Çünkü soru bunu sormuyor. İvmeyi soruyor. Lazım olursa kullanırız. Olmazsa durur. İvmeye geçmemiz için de bakın. Şimdi ben ne yaptım? Hız denklemi buldum bir tane. Şurada en sağda. Şu denklem benim. Zamana bağlı hız. Buradan aslında bir türev daha alırsam ben ivmeye geçebilirim gibi duruyor. O yüzden şunu tekrar türevini alacağım. ds bölü dt eşit v formülünü kullanacağım burada. Bakarsak ds'yi yalnız bırakacağım. İntegral sa'dan s'ye gidecek bu. ds eşittir. İntegral sıfırdan t'ye v dediğimizi yazdım buraya. 120 eksi 0,15 t kare dt. Bunun da integralini alırsam s eksi sa sol taraftan sağ taraftan da 120 t eksi 0,15 t küp bölü 3. Burası da aslında ne oluyor? 3'ü de bölersek 0,05 t küp geliyor. Burada sa'yı da biliyorum ben. Onu da yazabilirim yerine. Ama onu yazmak yerine S eksi S A'yı bakın. Delta S olarak belirleyebilirim. Şurada bakın A ile B arasında bir mesafe var. Uçağın gittiği. Bu mesafeyi bulursam buradan sonuca geçebilirim aslında. Şimdi şu A'dan B'ye bizim şöyle bir mesafemiz var. Şöyle. Şurası bizim aslında delta S. Aşağıda gösterdiğim delta S bu aslında. B'ye giderken. Bu delta S'yi bulacağım. Bu delta S'yi arkadaşlar demin formül çıkarımında bir şey kullanmıştık ya. Şöyle bir eşit O noktası düşünürsek buradan rho'lar düşündüğümüzde şurası da delta teta. Demiştik ki biz burada bir ilişki var aralarında. Delta S ile delta teta arasında. Onu burada rho eşittir SAB ya da delta S bölü delta teta olarak yazabilirim. Burada da baktığımda SAB'yi kendim belirleyebilirim aslında. Daha doğrusu delta S'yi. Delta S dediğim burada bakın. T eşit 60 saniye için delta S eşittir 120 çarpı 60 eksi 0,05 t küp. T küp yerine de 60'ın kübü yazacağım. Buradan da delta S 61,20 metre gelmiş. Şuraya bir O noktası çizdim. Rho ve rho olarak belirledim. Delta T dedim. Sonra rho'yu delta S bölü delta teta olarak yazdım. Şurada şöyle bir ifade. Buradan bir yaklaşım yapıyorum aslında. Burada yerine yazarsam rho eşittir delta S bölü delta teta'ydı yukarıda. Delta S'yi 6120 buldum. Delta teta'yı da nedir delta teta? Bizim 60 derece. Bakarsak şuradan şuraya 120. Bu da aslında 60 derece oluyor. Dolayısıyla pi bölü 3 radyan cinsinden yazmamız lazım. Buradan bir rho elde ediyoruz. Eşittir 18360 bölü pi metre. Şimdi bunu da artık merkez kaç formülüne koyarsak
VB kare bölü rho. AN'yi bulabiliriz. Şimdi VB'yi biz yukarıda bulmuştuk. 66. İşimize yarıyormuş. İyi ki bulduk. 66'nın karesi. Rho'yu da buradan bulduk. 18.360 bölü pi. Buradan AN'yi çekiyoruz. 0,745 metre bölü saniye kare geliyor gördüğünüz gibi. Bir sonraki sayfada birazcık bir boşluğum var. Oraya geçeceğim. Şimdi AN'yi buldum. B noktasında. Bir de AT'yi bulacağım. AT de V'nin türevi. Buradan bulabilirim ki V'nin türevini de eksi 0,03 T olarak biliyorum ben. Soru verdi bunu. AT'yi. T'yi 60 dersem buradan eksi 1,8 geldi. AN'yi de demin buldum. Onu da yazayım tekrar. 0,745. Toplam ivmeyi soruyordu soru. AN kare artı AT kare 0,745'in karesi artı 1,8'in karesi. Artık buradan da sonuç 1,948 metre bölü saniye kare gelmiş. Şimdi eğrisel harekette normalde aldığımız merkeze göre eşit uzaklık olmak zorunda değildi, değil mi? Yani burada rho rho diye aldık ya Eşit mesela. uzaklıkta olmak zorunda değil dediğin doğru. Burada AB yayı vermiş. Yani aslında soru bunun çember olduğunu söylediği için rho ve rho yaptı. Yoksa böyle gerçekte olmaz. Hani Yani bir R süre diyebiliriz, değil mi? Hani farklı oluyor evet normalde eğrisel diyebiliriz. harekette. Ama işte soru böyle verdiği için soru çözülebiliyor zaten. Şimdi buna biz rho ve rho üssü verseydik ya da soru öyle isteseydi çözemezdik soruyu. Bu şekilde ilerleyemezdik. Rho'yu bulamazdık yani. Hani Anladım. bulabilmemiz Teşekkürler. için soru bize bu şekilde kolaylık vermiş. Bu sayfanın en altında AN eşittir VB'nin karesi bölü rho yaptık ya. Evet. Yani o formül müydü? Ben biraz kaçırdım da. Önceki sayfaya geleyim hızlıca. AT'yi V'nin türevi olarak, AN'yi de V kare bölü rho olarak verdik. Bu soruda da bizde B noktasındaki AT ve AN'yi bulmamızı istiyor aslında. AT'yi soru vermiş. Eksi 0,03T olarak vermişti. Oradan bulduk. AN'yi de V kare bölü rho'dan bulacağız. V dediğimizde B noktasında bulmak istediğimiz için VB kare bölü rho. Burada soru da. O yüzden bu formülü yazdım. VB kare bölü rho. Şimdi bu delta S kısmında uçak AB yayı üzerinde hareket ediyor demiş ya. AB'nin bir çember olduğunu ve bu AB'nin bir çemberin yayı olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bir çemberin merkezi var burada eğrisel harekette. Ve dolayısıyla A noktasına olan yarıçap rho, B noktasına olan yarıçap da rho. Bunu hatırlarsanız deminki ispat gibi olan soruda demiştik ki iki tarafta rho varsa şuradaki delta S'yi DS ya da delta S düşünün. Rho d teta'dan bulabiliriz. Rho'yu da yalnız bırakırsak DS bölü d teta olacak. Bu formülü kullandık aslında burada. Tekrar gelelim. Bakın. Rho delta S bölü delta teta diyebilirim burada. Dolayısıyla bu ifadeyi kullanıp şu aşağıda gördüğün gibi delta S'yi şu integral formülünden buldum. Delta teta'yı da şurada 60 derece vermiş soru. Burası 120 oluyor. İşte bu teğet noktalarından baktığımızda 120 karşısı 60 olacak trigonometriden. Buradan da rho'yu buluyorum. Onu da merkez kaç formülünde yerine yazıyorum. AN'yi buradan belirliyorum. Şurası t eşit 60 saniye düzeltelim onu. Şurada. 0,005 çarpı 60 üzeri 3 olmayacak mı? 60 üzeri 3 olacak. Evet tam burada. Tamam teşekkürler onun için de. Şurada 60 üzeri 3 olacak. Burada herhalde başka yok. Bir de son sayfayı açayım. Orayı yazmadıysanız oraya da bakın. Burada dersi bitirelim. Teşekkürler.